Evet arkadaşlar. Selamun aleyküm arkadaşlar. Evet. Şeyh Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin hayatını okuyacağız. Bu Allah'ın veli kulu. Zamanında Bursa katısıymış. Şimdi hayatına bir başlayalım. İslam tarihinde müstesna bir mevkiye sahip olan Şeyh Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri aslen Koçhisarlıdır. Asıl ismi Seyit Mahmud'dur. 1543 senesinde dünyaya geldi. Babası Fazlullah bin Mahmud'dur. Çocukluğu Sivrihisar'da geçti. Burada ilk tahsiline başladı. İlmini ilerletmek için İstanbul'a gitti. Küçük Ayasofya Medresesi'nde tahsiline devam etti. Çok zeki olup bir defa okuduğunu zihninde tutar, tekrar kitaba bakmaya lüzum hissetmezdi. Hocalarından Nazırzade Ramazan Efendi ona hususi bir ihtimam gösterdi. Mahmud Hüdayi genç yaşta tefsir, hadis, fıkıh ve zamanın fen ilimlerinde büyük bir alim oldu. Hocası Nazırzade onu yanına yardımcı olarak aldı. İlmiye hizmetinde evvela müderrislik yapmış, sonra Şam, Mısır ve Bursa'da naibliklerde bulunmuştur. Tasavvuf yolunda büyük mesafeler kat etti. Bursa'da şeyh olan Muhammed Üftadi Hazretlerinden feyiz aldı. Osmanlı padişahlarından 4 sultana, Sultan 1. Ahmet Han, Sultan 1. Mustafa Han, Sultan Genç Osman Han, Sultan 4. Murat Han'a hocalık yaptı. Aldığı bazı işaretler üzerine Üsküdar'daki çiftliğinde inzivaya çekildi ve talebeleri dışındaki insanlarla çok az görüştü. Bugünkü Üsküdar'ın Libadiye'ye kadar olan kısımları kendisine vakıf olarak verilmişti. Burada tekkesi vardı ve talebeleriyle meşgul olurdu. İnzivaya çekildikten sonra sultanlarla az görüşür, onların müracaatları olmadan da tekkesinden çıkmazdı. Tekkesine ziyarete gelenler çok olur ve herkese ihtiyaçları nispetinde yardımcı olurdu. Osmanlı padişahlarının saltanat değişikliklerinde kılıç kuşanma merasimine davet edilir ve kılıç kuşandırırdı. Hizmeti geçenlere, padişahlara ve birçok devlet ricaline dualar etti. Kendisinde fevkalade haller görülmüş keramet sahibi bir zat idi. Hatta Nakşibendi meşayihinin son halkası Süleyman Hilmi Tunağan Kıddüzzasırı Hazretlerinin de Aziz Mahmud Hüdayi'nin çilehanesinde talebe okutması ve kısıklı mevkiinde evini inşa ettirmesinin manevi bir davetin neticesi olduğu rivayet edilmektedir. Şeyh Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri bir taraftan hocası Ramazan Efendi'ye yardım ederken diğer yandan da halveti yolunun şeyhlerinden Muslihuddin Efendi'nin sohbetlerine devam ederek tasavvuf yolunda ilerlemeye devam etti. Bu arada hocası Nazırzade'nin Edirne'de bulunan Sultan Selim Medresesi'ne tayini çıktı. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri 28 yaşındayken hocasıyla Edirne'ye gitti. Ramazan Efendi kısa bir süre Edirne'de müderrislik yaptıktan sonra Şam ve Mısır'a kadı tayin edildi. Talebesi Aziz Mahmud Hüdayi'yi de oraya götürdü. Mahmud Hüdayi Mısır'da elbette şeyhlerinden Kerimüddin Hazretlerinden de ders aldı.
33 yaşındayken hocası Nazırzade ile Bursa'ya geldi. 3 sene Ferhadiye Medresesi'nde müderrislik yaptı. 3 sene sonra hocasının vefatıyla Bursa kadılığına tayin edildi. Bursa kadısı olarak vazifeye başlayan Mahmud Hüdayi Hazretleri kadılığı esnasında bir gece rüyasında cehennemi ve cehennemin ateşinde tanıdığı bazı kimselerin yandığını gördü. Rüyanın verdiği dehşet ve üzüntü içindeki günlerde bir hanım bir dava getirdi. Bu davadan sonra Bursa kadılığını bıraktı. Kadılığı bırakmasına sebep olan bu hadise şöyleydi. O günlerde Bursa'da evliden olan Muhammed Üftadi Hazretleri halkın manevi terbiyesi işi ile meşgul olurlardı. Yine Üftadi Hazretlerini seven fakir bir kimse vardı. Her sene haç mevsiminde hacca gitmek ister fakat gidecek parası olmadığı için arzusuna kavuşamazdı. Üzüntüsünden hiç yüzü gülmez, gözleri hep hacca gidenlerin yolu üzerine takılır kalırdı. Evde hanımı yüzü gülmeyen kocasının bu haline oldukça üzülürdü. Yine bir sene hac mevsiminde parası olmadığı için hacca gidemeyen bu fakir üzüntüsünden ne yapacağını şaşırdı. Aralarından geçen bu konuşmanın sonunda elinde olmayarak hanımına "Eğer bu sene de hacca gidemezsem seni 3 talak ile boşadım" dedi. Günler geçti. Kurban Bayramı yaklaştı. Fakiri bir düşüncedir aldı. Hacca gidemezse evde hanımından boşanacaktı. Borç da olsa bulup hacca gidememişti. Ne yapacağını şaşırdığı bir gün hatırından Muhammed Üstad'a Hazretleri geldi. Hemen huzuruna gidip ağlayarak durumunu anlattı. O da "Bizim eskici Mehmet dedeye git, selamımızı söyle, o seni hacca götürüp derdine derman olur" buyurdu. Fakir sevinerek huzurdan ayrıldı. Suratla Mehmet dedenin dükkanına koştu. Mehmet dedeye hocasının selamını söyleyip derdini anlattı. Mehmet dede, "Ey fakir, gözlerini kapa, aç demeden sakın açma" dedi. Fakir gözlerini açtığında kendilerini Mekke'de buldular. Mehmet dede Allahu Teala'nın izniyle fakiri bir anda Hicaz'a götürmüştü. O gün Arafa'ydı. Hacılar Arafat'ta çıkmışlardı. Fakir ve Mehmet dede de ihram giyip Arafat'a çıktılar. Ertesi günü Kabe'yi muazzamada vakfeye durdular. Ziyaret edilecek yerlere gittikten sonra Bursalı hacıları buldular. Onlar hemşerileri olan Mehmet dedeyi ve fakiri görünce sevindiler. Fakir birkaç hediye alıp bir kısmını da getirmeleri için komşusu olan hacılara emanet etti. Vedalaşarak ayrıldılar ve yine Mehmet dedenin kerametiyle bir anda Mekke'yi mükerremeden Bursa'ya geldiler. Fakir getirdiği bazı hediyelerle eve gelince hanımı birkaç gündür eve gelmeyen kocasını eve almak istemedi ve "Sen beni boşamadın mı? Hangi yüzle eve giriyorsun?" dedi. Kocası da "Hanım, ben hacca gittim geldim. İşte bu getirdiklerimi de Mekke'den aldım" dediyse de kadın bir de yalan söylüyorsun. 3-5 gün içinde hacca gidilip gelinir mi? Seni mahkemeye vereceğim" dedi. Ve Kadı Aziz Mahmud Hüdayi'ye gelerek "Kadı Efendi, artık ben bu adamla bir arada yaşamam. Nikahımızın fesih edilmesini istiyorum." Bunun Kurban Bayramı'ndan 2 gün evvel Bursa'da olduğunu herkes biliyor. Halbuki ona sorun. Hacca gitmiş, Arafat'a çıkmış, şeytan taşlamış, zemzemler, sürmeler getirmiş, beni aldatıyor. Bir haftada oraya gider, bu işler yapar ve nasıl geri gelir? Yanına da bir yalancı şahit bulmuş. Eskici baba gördü, yanımdaydı diyor. Ve bu husus şeriye siciline işleniyor. Bu sözler üzerine Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri hanımın kocasını mahkemeye çağırarak onu da dinledi. Fakir hacca gittiğini, Kabe'yi, muazzamayı tavaf edip ziyaret edilecek yerleri gezdiğini, Bursalı hacılarla görüşüp getirmeleri için emanet dahi verdiğini beyan etti. Bu sebeple boşanmaya gerek olmadığını söyledi.
fakir Mehmet Dede'yi şahit gösterdi. Mahkemeye gelen Mehmet Dede ise Kadı Efendi, şeytan Allahu Teala'nın düşmanı olduğu halde bir anda dünyanın bir ucundan bir ucuna gidip gelir de Allahu Teala'nın sevgili bir kulunun bir anda Kabe'ye gitmesi niçin kabul edilmez dedi. Mahkeme hacıların dönüşüne bırakılır. Aradan günler geçti. Bursalı hacılar döndü. Mahkeme gününde şahit olarak fakirin hac vazifesini yaptığını, hatta verdiği emanetleri getirdiklerini bildirdiler. Kadı şahitlerin verdiği bu ifadeyle davacı hanımın nikahı feshetme isteği reddetti. Böylece boşanma olmadı. Bu hadise Kadı Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin günlerce aklından çıkmadı ve çok tezir altında kaldı. Nihayet eskici Mehmet Dede'nin yanına gidip beni talebeliğe kabul buyurmanız için gelmiştim dedi. O da nasibiniz bizden değil üftadedendir. Onun huzuruna giderek müracaatınızı bildirin dedi. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri evine gitti. Hizmetçisine atının hazırlanmasını emretti. Kendisi de sırmalı kaftanını sarığını giyerek hazırlanan atına bindi. Yanına seyisini de alıp Üftadı Hazretlerinin dergahına gitmek üzere yola çıktı. Bugünkü Molla Feneri Camii'nin doğu tarafındaki sokağa geldiğinde atının ayaklarının biletlerine kadar kayalara saplandığını gördü. Bütün uğraşmalarına rağmen bir adım ileri süremedi. Bu kayanın halen üç kuzular semtinde olduğu da söylenmektedir. Çaresiz atından indi. Sırmalı kaftanıyla Üftade Hazretlerinin dergahına doğru yürüdü. Dergaha vardığında bahçede yamalı elbiseler içinde bahçeyi çapalayan bir zat gördü. Ona hitaben, ben Bursa Kadısı Mahmud'um. Şeyh Üftade'yi görmek istiyorum. Çabuk geldiğimi haber ver dedi. Kadının hizmetçi zannettiği Şeyh Üftade Hazretleri dinledi. Sonra hafifçe doğrularak, ey Kadı Efendi, herhalde yanlış yere geldiniz. Burası yokluk kapısıdır ve biz bu kapının kuluyuz. Halbuki sen varlık sahibisin. Bu halde ikimizin bir araya gelmesi mümkün mü? Senin ilmin, malın, mülkün, şanın ve mamur bir dünyan var. Bizim gibi kulların Allahu Teala'dan başka kimsesi yoktur. Atın bile gelmek istemeyip ayakları kayalara saplanmadı mı? Buyurdu. Bu sözler Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine çok tesir etti. Gözlerinden yaş döküldüğü halde efendim, her şeyimi mübarek kapınızın eşiğinde terk eyledim. Dileğim talebeniz olabilmek ve hizmetinizi görmekle şereflenmektir. Her ne emrederseniz yapmaya hazırım dedi. Bu samimi hareket üzerine Muhammed Üftade Hazretleri buyurdu ki, ey Bursa Kadısı, kadılığı bırakacak, bu sırmalı kaftanınla Bursa sokaklarında yer satacaksın. Her günde dergaha 3 yer getireceksin. Evet arkadaşlar, bu videoyu burada kesiyorum arkadaşlar. Videomu izlemeyi unutmayın arkadaşlar.